Şu anda bir oynadığımız futbolla, özellikle Giresun maçında çok ender rastlanan bir skor oldu. Ender rastlanan bir futbol oldu. Yani işin açığı ben de futbolculuk hayatımda çok değişik bir maçlar oynadık ama emin olun böyle bir maç ben hiç ne oynadım ne de izledim. Türkiye olmuş ya. Aynen öyle. Yani bütün Türkiye'nin gündemine zaten oturuyoruz da bu maçta daha da bir farklı bir boyutta oturduk. Bunlar hem bizim adımıza sevindirici, ayrıca sonuç skor olarak da iyi olunca, bizim lehimiz olunca daha iyi oldu. Sonucu tatlı oldu, daha güzel oldu. Tabii bizim bir hedefimiz var. Tabii diğer rakiplerimize nazaran bizim diğerlerine göre daha bir az bir şansımız var. Bu bir işin gerçeği. Ama tabii biz hedeften kopmuş değiliz. Yani biz bugün kendimizi yeniden güncelleme, Türkiye'nin gündemine oturma adına bu yıl çok güzel işler yapıyoruz. İşin açığı bu. Gerçi biz hani skor açısından, netice açısından bazen memnun değil gibi görünsek de kendi şahsi fikrim bu. Biz ilk yılımızda başarılı olarak görüyorum kendimizi. Çünkü bir 15 yıl bir ara verdik. 16 yıl belki 17 yıllık bir aramız var. Ligden ayrıyeten. Biliyoruz kendi durumumuzu. Biz büyük bir camiayız. Bu camiayı yeniden Türkiye'nin gündemine getirdik. Yeniden Türkiye'nin gündeminde konuşur hale geldik. Şehir olarak geldik. Kamp merkezleri olarak geldik. Tesisleşme adına geldik. Çok güzel yatırımlar var. Bu yatırımları yapan özellikle de hem belediye başkanımız hem bu şehri yöneten kişilere ayrıca bir teşekkür etmek lazım. Onlar her zaman bir onlar baş tacıdır. Diğer konuda da hani taraftarımız, biz kendimiz bir hedefimiz var şu anda. Tamam gerideyiz ama biz sonuna kadar kovalayacağız. 6 haftamız var. Bu hafta Ümraniye maçı var. Bir ara girdi. Bu aranın hani iyi mi oldu, kötü mü oldu bunu maçta göreceğiz. Hem bizim açımızdan hem de diğer 5 takım üstümüzdeki takımlar açısından göreceğiz. Bazen bu aralar bazı takımlara yarar, bazı takımlara yaramaz. Sonuçta bir maç futbol oynayacağız. Bir nefes aldık, bir dinlenme açısından bize bir yaradı. Onu söyleyeyim. Çünkü bizim kadro açısından çok böyle bir rotasyon yapabileceğimiz bir durumumuz yok. Futbolcu kardeşlerimiz biraz yorulmuştu. Bizim kendi adımıza güzel olduğunu düşünüyorum. Dinlenmiş oldu bazı futbolcularımız. İnşallah Ümraniye maçıyla başlayacağız. Ümraniye maçına çok büyük bir hedefli bir şekilde gidiyoruz. Oradan alacağımız 3 puan bizi çok değişik yerlere getirecektir. Bundan eminim. Şimdi şöyle tabii ki taraftarımız biliyorum yani o büyük cami olduğu için taraftarımıza gerçekten bir playoff ve lige çıkmayı hepimiz istiyoruz. Özellikle de ben taraftarım için, şehrimiz için çok istediğim bir şey. Hem kendi adımıza hem şehrimiz adına keşke girebilsek, yapabilsek çok mükemmel işler olacak. Çabamız o. Yani taraftarımız bundan emin olsun. Ama en büyük ihtiyacımız bizim birlik beraberlik ihtiyacımız var. Bazı şeyler duyuluyor, bazı olaylarımız var, bazı durumlar. Bunları hiç konuşmak bile istemiyorum. Olabilir, yaşanabilir. Emin olun herkes çok elinden gelenin fazlasıyla çalışıyor. Ama söylediğim gibi her zaman bir şey var. Kimse camianın üzerinde olamaz yani. Bu herkese bu bir mesaj vereyim ben buradan da. Doğru kaynaklı mı? Tabii yani bu özellikle bazı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz, abilerimiz, camiamız olursa lütfen birinci ağızdan öğrenirlerse çok daha iyi olur. Daha da seviniriz. Biz her şeye açığız. Net bir şekilde. Bizim kendimize bir güvenimiz tam. Benim yönetimin kendine güveni tam. Bizlerin kendimize güvenimiz tam. O yüzden herkes kim ne öğrenmek istiyorsa lütfen. Biz açığız. Kamuoyuna da açığız. Biz burada oturuyoruz zaten. İşte bak bu saatte oturuyoruz. Çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi, gelen gelmeyen ne varsa onu zaten yapacağımızdan herkesin emin olsun.